Tabii olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler neticesinde mağduriyet yaşadığını ifade eden binlerce insanımız olduğunu biz de biliyoruz ve kamuoyundan da bunu öğreniyoruz. Bize de bu konuda gelen şikayet dilekçeleri var. Biz de bunları ilgili yerlere iletiyoruz. Tabii bu kanun hükmündeki kararnamelerle mağduriyete uğradığını iddia eden ya da mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetin ancak yeni bir olağanüstü hal döneminde yeni bir kanun hükmünde kararnameyle mağduriyetlerini giderilebileceğini de biliyoruz. Bu konuda da süratle çalışmaların yapılması ve bu mağduriyetlerin süratle ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Arkadaşlar, her şey hukuk temelinde yapılmalı. Her şey hukuk temelinde yapılmalı. Asla ve kat'a hukukun dışına çıkılmamalı. Hukuk da adil bir şekilde işlenmeli. Asla öfkeyle hareket edilmemeli. İntikam duygusuyla hareket edilmemeli. Bir öç alma duygusuyla ya da ders verme ya da sindirme ya da korkutma duygusuyla hareket edilmemeli. Adalet tam olarak tesis edilmeli ve herkes adaletten emin olmalı. Biz bunu sağlamadığımız sürece, adalete olan güveni tesis etmediğimiz sürece maalesef toplumdaki ayrışmaların, kamplaşmaların ve kutuplaşmaların önüne geçemeyiz. Hukuksuz, temelsiz, delilsiz, bir önce de ifade ettiğim gibi sadece şikayet dilekçeleriyle siz insanları gözaltına alıp tutuklar ya da mesleklerinden ihraç ederseniz bu toplumda onarılmaz yaralar açar ve bir önce de ifade ettiğim gibi Allah korusun daha büyük toplumsal olaylarla da devletimizi, ülkemizi ve milletimizi karşı karşıya bırakabilir. Onun için her şeyin hukuk temelinde yapılması şartıyla.